Dede Can. Bakın bakın Hacı Bektaş'a, deh demiş duvara, resim bitince gelir şüphesiz ki beyte sıra. Birer birer oku mümkünse. Sonra anlam ver. Hayır, hepsini açıklamak bir ömür sürer. Özetini vermek yeter. Bunlar birdenbire kusulmuş saçma sapan lakırdılar ki düşün. Epey zaman daha gerekir bir lakırdı olmak için. Oturmaktan içi yağ bağlamış bodur masanın, yayılmış üstüne birçok kağıt ki, oynayanın elinde yağlı meşin zanneder görünce adam. Ya tavlanın kiri? Mümkün değildir, anlatamam. Harita gibi açılmış en orta yerde dama, beyaz mı taşları yahut siyah mı? Hiç sorma. Çizgileri belirsiz sınırlarına benzer memleketin. Gözün epeyce uğraşması gerek ki fark etsin. Deliklerindeki pislik tepeleme olsa bile yine de, bakınca bunlara gayet temiz kalır domine. Delikli çekmece var ha, demirbaş eşyadan. Yanında bir de kulaksız tekir. Unutma aman. Asıldı bey koza, besbelli, bak sırıttı aval. Bacak elinde mi? Kır Hamdi, sen de dağlıyı al. Ulan kapaktaymış dağlı, hey köpoğlu köpek. Köpoğlu kendine benzer, uzun kulaklı eşek. 8-10'lu ne çektinse ver de oraya yutut. Halim, ne uğraşıyorsun bu çıkmaz işte, kaput. Ciharu yek mi o taş? Hiç sıkılma, öldü düşeş. Elimde yok mu diyor, çek babam. Aman şeş beş. Hemen de buldu be. Gelsin hesaplayıp durma. Bir parti yendi ya akşam, dikiz gelin kuruma. Dübeşle bağlıyorum, yağma yok. Elindeki ne? Seyek. Aman durun öyleyse. Pencü yek domine. Mızıkçı dendi mi sensin diyor bakan ağalar. Kırık mı söyleyin Allah için şu canım zar. Kırık değil. Alim Allah kırık. Değil billah. Yeminsiz oynayamazlar ki. Ah çocuklar ah. Karışmasan işin olmaz değil mi? Sen de bunak. Gelirsem öğretirim şimdi. Ay şu pampine bak. Gelip de öğretecekmiş. Mezarcı Mahmud'a git. Bir üflesen gidecek ha. Tirit mi sade tirit. Zamane piçleri. Gördün ya hepsi besmelesiz. Ne saygı var ne haya var. Eğer bizim işimiz bu kaltabanlara kalmışsa vay benim başıma. Herif, belaya sokarsın dırlanıp durma. Mezarcı Mahmud'a git ha? Bakın itoğluna bir. Küfürbaz, alçak, edepsiz. Bu söylenir mi Bekir? Yolunca terbiye verdin ya, aferin Hasan'a. Bıraksalar beni, çoktan marizlemiştim ya. Mezarcı Mahmud ha? Vay babasının canına. Bunun yaşındayken biz büyüklerin yanına okur da öyle girer, hem ayakta beklerdik. Hayır, bu böyle değildir demek ne haddimize. Evet desek bile derlerdi. Sus be hey geveze. 30 yaşındaydım belki. Annesiz dışarı kolay kolay çıkamazdım. Döverdi çünkü karı. Bugün 16'yı doldurmamış yumurcaklar, odun yemez iyi bil ha, geberse karşı koyar. Geçende dövmek için yoklayayım dedim Kerim'i. Bırak, eşek değilim ben deyip dikilmez mi? Dayak eşekler içinmiş, adam dövülmezmiş. Ya biz, sözüm ona merkep miyiz Bekir, bu ne iş? Döverdiler bizi her gün de karşı koymazdık. Ben öyle terbiye oldum, kolay mı insanlık? Dokundurur mu ne mümkün eloğlu hiç adama? O Müslümanları sen şimdi hey kuzum arama. Gürültüsüz oyun isterseniz gelin damaya. Zavallı açmaza düşmüş. Bakın hesaplamaya. Oyuncunun biri dalgın,
elinde taş duruyor, rakibi halbuki durmadan bıyık vuruyor. Seyirciler bir düşünür gibi fikre dalmış seçkin bir tabaka. Düşünmelerindeki şive ise büsbütün başka. Kiminde el filan asla işe karışmıyorken işe, düşünen parmaklar durmadan işler kiminde. Al işte demiş, beyne burundan girmek gerekli. Derin araştırmalarla uğraşıyor sürekli. Mühendis olmalı mutlak şu aksakallı adam. Yere daire şeklinde yaydı bir balgam. Abanmış olduğu bir yamru yumru değnekle orasından burasından çekerek soktu belki yüz şekle. Ayak teriyle cilalanma tahta peykelere, külahlı fesli dizilmiş yığın yığın çehre. Fikir ve zekadan nasibin gölgesi yok birinde. Duyulmamış bu beyinlerde hislenen meleke. Aman canım, şu bizim komşu amma uğraşıcı. Ne belledin ya efendim? Onun bir ismi Hacı. Çocuğu ha modern okula verdim ha vermedimdi diye sokak sokak geziyor. Koymuyor mu medreseye? Koyar mı hiç? Arapça şimdi kim okur artık? Evet, gavurcaya düştük de sanki iş yaptık. Binaya 3 sene gittimdi. Hey zamanlar hey, ilim de kalmadı. Zaten ne kaldı? Hiçbir şey. Mahalle mektebi lazımdır eski yolda bize. Sülüs, nesih bitiyor yoksa hepsi. Keyfinize. 13 yaşındaydım aldığım zaman ketebe. Geçende sen ne bilirsin demez mi bir züppe? Dedim ulan seni gel ben bir imtihan edeyim. Otur da yap bakalım şöyle bir kıyak temmim. Nasıl, becerdi mi? Mümkün mü? Rabbi yessiri ben. Tamam 5 ayda değiştimdi kafamız sahiken. Nedir elindeki yahu? Gazete. At şöpesi. Neden? Yalan yazıyor oğlum onların hepsi. Ya doğru yazsa asarlar. Ne oldu Volkancı? Unuttunuz mu? Bırak boş boğazlık etme hacı. Şu karşıdan gözeten fesli sanırım ağzı kara. Hayır, demem o değil. Durma sen belanı ara. Canım latife yapar, bilmiyor musun Ömer'i? Biraz rahatsızım Ahmet. Yakın benim feneri. Duyuldu bir iri ses. Arkasından istiğfar. Meğer geyirti imiş. Pek şifalı şu hıyar. Cacık yedin mi ne hikmet, hazır hemen geyirti. Evet, şifalı yemiştir. Yemiş mi? Bu yanlış bir benzetme. Günaha girme. Tefsirlerde öyle yazmışlar. Dayım demişti ki, gördüm hıyar hadiste de var. Hasan, bizim yeni damat ne oldu anlamadık, görünmüyor. Karı koy vermiyor herif kılıbık. Evinde çan çan eden erkeğin de aklına şaş. Laf anlamaz dişi mahluku, durma sen uğraş. Kim uğraşır a babam bunca yıllık karım iken, adam hesabına koymam bizim kör oğlunu ben. Tabanın pervezi altındaki toprak yuvadan, bakıyor bunlara iki çift göz yan yan. Anlaşılan ya sizin bir yuvanız yok mu diyorlar. Dişi erkek çalışan yavrulu kırlangıçlar. Evet, bunun orijinali de şöyle. Tavanın pervazı altındaki toprak yuvadan, bakıyor bunlara yan yan iki çift ince nazar. Ya sizin bir yuvanız yok mu diyor anlaşılan, dişi erkek çalışan yavrulu kırlangıçlar.